Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir denizci elbisesi çalıştık elbisemiz için yakadan örmeye başladık belirli artışlarımızı omuzlarımızdan yaptıktan sonra 3 e, sıra daha belimizi ördük artışlarımızı yaptıktan sonra eteğimizde iki sırada beyazımızı kullandıktan sonra önü açık bir şekilde ördük daha sonra bu görmüş olduğumuz Yakamızın oyuntulu olan bölümünü ördük ve şu şekilde arkasını da artışlarımızı yaparak tüm olarak tamamladık. Şöyle Evet elbisemiz 0-6 aylık bebeklerimiz için uygun bir elbise daha büyük e, yaş grupları için öreceksek zincirlerimizi ve ilk trabzanlarımızı daha fazla başlayarak diğer işlemlerimizin tamamını aynı yaparak elbisemizi örebiliriz. Sadece başlangıçta birazcık daha fazla e, trabzanlarımızı artırarak yapalım. Dilediğimiz yaş grubu için uzunluğunda büyüttüğümüz zaman e, çok güzel olacaktır. Evet şimdi ölçümüze bakalım. 38 santim elbisemin uzunluğu, elbisemin beli ise 23 buçuk santim elbisemizin bel kısmı. Evet minik bir şekilde elbisemizi ördük. Dilerseniz eğer elbisemizi saçların saçlarımızda toka olarak kullandığımız mandallı tokalardan şu şekilde mandal takarak düğmesinin olduğu yere gayet güzel bir şekilde buradaki fiyon kısmını da kullanabilirsiniz dilerseniz örerek de oluşturabilirsiniz bu mandallı tokalar ya da kendimizin örgüyle oluşturabileceği güzel bir toka bu şekilde kullanabileceğiniz gibi direkt sade olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih kendinize kalmış. Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, deniz elbisemizi örmek için Nakuno lüks Minnoş Baby Pin'i kullanıyorum. İpimiz %50 poliamit, %50 primium akrilikten oluşmakta. Lacivert bir ip. Renk numarası 10094. 100 gram ve 336 metreden oluşmakta. Tığ numaram ise şöyle görmüş olduğunuz gibi ince uçlu 2,5 numaralı bir tığ. Diğer tığlarımızı görecek olursak şöyle bakalım. Bakınız 3 numaralı tığımla uç farkını şöyle bakalım. Daha küçük gördüğünüz gibi dilerseniz tabi 3 numaralı tığımızla da örebilirsiniz hemen zincirimizi çekmeye başlayalım elbisemizin önü için zincirimizi çekmeye başlayalım ilk önce düğümümü atıyorum ve başlıyorum saymaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çekiyorum ve 10. zincirimin içerisine bir tane ayracımı takıyorum elbisemizin önünün bir tanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimi çektim Burası da kolumuz için çekmiş olduğumuz 12 zincirde ve ayracımı şu şekilde taktım şimdi elbisemin arkası için olan bölümümü örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane de elbisemin arkası için ördüm. Ve ayracımı takıyorum. Tekrar kolum için 12 tane zincirimi örüyorum. 3 4 11 ve 12. Burası da kolumuz için olan Parçamızda hemen ayıracımı buraya da takıyorum ve son olarak 10 tane zincirimi diğer önüm için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim, şu şekilde bırakıyorum. Şimdi ölçümüze bakalım. 10 zincir 10 zincir önlerimiz geri kalan tamamı ise 12 12 12 hem kollarımız hem de arkamız için 12 tane zincirimizi çektik 10 tane zincirimizden sonra ikinci trabzan sıramıza başlayalım hemen 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum 3 tane çekmeden 2 tane de geri geliyorum bakınız geri geldiğim ikinci tığımın başını batırıyorum ve trabzanımı örüyorum. Ve sırası ile ayracıma kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. Her bir zincir yuvasına birer tane batalım. ördüm bakınız 2 4 6 8 9 ve ayracıma bir tane kalmıştı bakınız onuncu trabzanımı da ördüm 10 tane trabzanımı ördükten sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum ve diğer kolum için ayırdığım bölümü örmeye başlıyorum Evet mavi ayracımı çıkarıyorum mavi ayracımı çıkardığım yerden itibaren İki zincirimi de çekmiştim. Birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Tığımın başını doluyorum. Birer birer zincirlerimin içerisine girerek örüyorum. Diğer ayırıcımın olduğu yere kadar herhangi bir işlem yapmadan sadece trabzanlarımızı örüyorum. Birer birer. Ayracımın olduğu yere geldim ve iki tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum ve ayracımı çıkardığım yerden itibaren birer birer trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bu sıramızda hiç artış yapmadan sadece trabzanlarımızı ve aralarındaki ikişer zincirlerimizi örerek ilerliyoruz ve bölümlerimizi belirtiyoruz. kırmızı ayracıma kadar da örerek geliyorum kırmızı ayracımın olduğu yere geldim 2 tane zincirimi çekiyorum 12'şer 12'şer trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz hem kolumuz hem arkamız 12 tane trabzandan oluşmaktaydı önlerimiz ise 10 10 olarak ördük çünkü önümüzde düğme deliği ve düğme iliği olarak kullanacağımız yer olduğu için önümüzü biraz büyük başladık Beyaz ayracımı kadar yine birer birer örerek ilerliyorum. Evet beyaz ayracımın olduğu yere kadar geldim. 2 zincirimi tekrar çektim. Şimdi ayracımı çıkarıyorum ve birer birer zincirimin sonuna doğru örmeye devam ediyorum. Burada bir tane düğme iliği için yerimizi açacağız. Evet. 2, 4, 6, 7, 7 tane trabzanımı ördüm. 7 trabzanımı ördükten sonra ileğimi açmak için bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve bir tane aşağıdan zincirimi atlıyorum. Son 2 tane trabzanımı örüyorum. Atlıyorum, diğerine geçiyorum. Ve en son trabzanımı da örerek tamamlıyorum. Şu şekilde bir de sıkıştırıyorum. Bakınız düğme iliğimizi son üçüncüye koyduk. Ya da baştan üçüncü diyelim. Nasıl isterseniz 10 tane trabzanımızı ördüm. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve robamı örmeye devam ediyorum. Trabzanlarımı ördüm. İlik için açmış olduğum yerin direkt içine giriyorum. Bakınız içine girerek devam ediyorum birer birer trabzanlarımı örüyorum. İki tane zincir çekmiş olduğum yere kadar ilerliyorum. Her birine birer tane batıyorum. Bakınız düz bir şekilde. Zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimin olduğu yere iki tane trabzanımı örüyorum. Bir, 2. Evet, iki tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum. Artışlarımı ikişer ikişer yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane artışımı yaptıktan sonra tekrar burada görmüş olduğumuz bütün trabzanlarımı birer birer üzerlerine batarak örüyorum hiç atlamıyoruz sadece düz trabzan olarak örüyoruz ve ilerliyoruz birer birer Aslında yakın tuttuğum için bakınız ve de şöyle açtığım için gevşek yoksa gayet sık olmakta örgümüz Görünsün diye iyice yaklaştırdığımız zaman çok yakında Çok gevşek gibi görünmekte Yanıltıcı olmasın gevşek değil Evet devam ediyorum kolum üzerinden iki tane zincir çektiğim yere kadar geliyorum. En son bakınız trabzanım örüyorum. Bunu örmeyi unutmuyoruz. Ve zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tıpkı burada yapmış olduğum gibi iki trabzan, bir zincir, iki trabzan örüyorum. Evet, iki trabzanımı yine giriyorum, 1 ve 2 Şimdi bu sıramızda dümdüz trabzanlarımı örüyorum. Artış yerine geldiğim zaman iki trabzan, bir zincir, iki trabzan örüyorum. Tekrar devam ediyorum. İki trabzan, bir zincir, iki trabzan örüyorum ve e, önümün 10 tane trabzanın hepsini de örüyorum. Buradaki artışlarımdan sonra ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Elbisemizin rubasının iki sırasını tamamladık. Bakınız 12, 12, 12 olarak örmüştük. Önleri ise 10 ve 10 olarak örmüştük. Bunun sebebi ise düğme ve düğmemizin yerine dikeceğimiz bölüm olarak elbisemizin boyunca devam etmesi. Robadan başlayacak elbisemiz tamamen bitene kadar buradaki üst üste gelen kısım devam edecek. Yani elbisemiz ön açık ve düğmeli bir elbise olacak. Şimdi ikinci sıramızı ördük. İkinci sıramızı ördükten sonra diğer sıralarımızda tıpkı ikinci sıramızı ördüğümüz gibi olacak. İki tane artışımız, bir tane zincirimiz tekrar iki tane artış şeklinde sıralarımızı tamamlayacağız. Bakınız örüp geleceğiz trabzanımızı. Bakınız örerek geliyoruz. Trabzanımız artış yerindeki bir zincirimin olduğu yere geldiğim zaman İki tane trabzan bir zincir iki trabzan olarak ilerleyeceğim tekrar sıramı örüyorum buraya geldiğim zaman tekrar iki trabzan bir zincir iki trabzan ve sıramızı takip ederek her artış köşemizde iki trabzan bir zincir iki trabzanımızı örerek devam edeceğiz son olarak da bakınız iki trabzan bir zincir iki trabzanla biraz büyüteceğiz ve ilk sıramızda bakınız bir tane düğme iliği açmıştık baştan üçüncü sırada ve sondan da üçüncü şimdi e, belirli aralıklarla bu iliğimizi koymayı unutmayacağız ne kadar sıklıkla e, koymak istiyorsanız düğmemizi sık kullanmak da isteyebilirsiniz biraz daha açık kullanmak da isteyebilirsiniz bu tarafta düğme iliğimizi koymayı unutmayalım 3 zincir çekerek 3. sırama başlıyorum bakınız bitiş yönündeyim 1 2 ve 3 örgümün yönünü çeviriyorum tığın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve sırası ile birer birer trabzanlarımı örüyorum burası düğme dikeceğim taraf ilik tarafı diğer karşı tarafta kaldı Evet bu ilikli ilik yerimizi unutmadan aynı sayıda ve aralıklarla bırakmaya dikkat edelim Kıvılcımlarımı bakınız birer birer örüyorum. Hiç atlamadan ve artış yerime geliyorum. Hem ayrım hem de artış yerimiz bu bir zincirimizin olduğu yer. Tığımın başını doluyorum. 1 ve tekrar 2. Bir tane zincirimi çekiyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 Açalım şurayı. Evet. 2. 2 tane trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımızı ördüm ve kolum için olan bölüme başlıyorum. Ve bu şekilde artışlarımıza da dikkat ederek biraz büyütelim. Elbisemin roba kısmını örerek büyütmeye devam ettim. Ve sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 sıra ördüm. 7 sıra ördükten sonra şurada görmüş olduğumuz yerde 8. sırama başladım. 8. sırada artık kollarımı kapatıp gövdeme devam etmek istiyorum. İliklerimizi açmayı unutmayalım. Şu şekilde bakınız e, iliğimizi 1. sırada açmıştım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sırada tekrar açtım. İliğimiz 1. sırada ve 7. sırada yani arada toplamda 5 tane düz sıramız oldu ve 1 ile 7. sırada açmış olduk iliğimizi ve sıramızı bu şekilde takip ederek iliğimizi açmayı unutmayacağız eteğimiz bitene kadar 1 2 3 4 5 sıra ördükten sonra tekrar bir tane ilik tekrar 5 sıra ördükten sonra yine iliğimiz o şekilde eteğimiz bitene kadar devam edeceğiz şimdi 8. sıram benim için yeterli çünkü kolumuzu biraz da sonradan öreceğimiz için ödemin genişliği de yeterli hemen 8 sıramda örerek geldim bakın sıramı şu şekilde 2 tane artışımı yaptım Şuradaki görmüş olduğumuz artış yerlerinden bu uçtaki bir zincirin olduğu yeri büküyorum ve oraya 2 tane trabzanım örüyorum bakınız 1. 2 araya zincir çekmedim şöyle görelim kolumu birleştirmiş oldum şimdi elbisemin robasının arka kısmından örmeye devam ediyorum artış olarak iki tane artışımı yaptım sırası ile birer birer trabzanlarımı örmeye devam ediyorum sırt kısmı bitirelim Kolumuzu birleştirdikten sonra sırt kısmından örmeye devam ettim. Bakınız tamamen ördüm. Yine bu görmüş olduğumuz artış yerimize geldik. Şöyle açtığım zaman daha belirgin olmakta. Artış yerimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. İki trabzanımı ördükten sonra kolumun diğer ucundaki şu şekilde bakınız yukarıdan aşağıya devam eden artış yerinin en uç kısmını alıyorum. Bükerek yaklaştırıyorum diğer aynı bölüme bakınız bir uçtan diğer ucu birbirine yaklaştırıyorum tığımın başını doluyorum ve bu bir tane zincir çekmiş olduğum yerin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum bu devam ede gelen yere iki trabzanımı da ördükten sonra birer birer trabzanlarımı önüm için örüyorum ve sıramın sonunda tamamlıyorum sıramın başına kadar geldim. Bu şekilde 8. sıramızda örüldü. Şimdi birleştirme işlemi yapmıyoruz. Elbisemin elbisenin sadece kolunu ayırdım. Beline kadar birkaç sıra daha düz olarak öreceğiz. Herhangi bir artış yapmadan sadece 2 iki sıra daha düz olarak örelim ve iki sıra sonra görüşelim. Bakınız kolumuzu birleştirdim. Üzerine iki sıra daha dümdüz örelim. Kol altını birleştirdikten sonraki ördüğüm ilk sıramızda kolun ikisinin tam arasındaki yere bir tane trabzanımızı öreceğiz. Bakınız örerek sırtımı devam ettim geldim ve şöyle görmüş olduğumuz tam aradaki zaten şu görmüş olduğumuz trabzanın örülmesi gereken yeri olarak karşımıza çıkmakta. Bu kısmı atlamadan hemen bakınız buraya da örelim. Ve diğer trabzanımızı da devam edelim ya yani bu noktaya dikkat ederek geçişimizi yapalım ve bir sıra daha örelim elbisemizin roba kısmını tamamladım 2 tane örelim demiştim ama 2 yeterli değil 1 2 ve 3 tane e, sıramızı ördüm her birine birer birer örerek geldim şimdi e, 5 tane trabzanım ördüm. Hem başlangıçta hem bitişte 5 tane trabzanımız birebir e, sabit kalacak. Yani her birini birer birer öreceğiz. Diğer arada kalan trabzanlarımızın hepsini eteğimizin belinin böyle e, çok güzel bir şekilde durması için ikişer ikişer trabzanlarımızı örüyorum. Bakın bir aynı yere batıyorum. 2 tekrar 1 aynı yere batıyorum 2 Elbisemin e, kısmını 2,5 numarayla örmüştüm. Etek kısmını 3 numarayla devam ediyorum. Bakınız etek kısmında 3'e geçtim. Rova kısmını 2,5 ile ördüm. Her birine ikişer ikişer batıyorum. Bakınız 1 aynı yere batıyorum. 2 tekrar 1 aynı yere batıyorum. 2 sıramın başına kadar ikişer ikişer batıyorum her bakınız trabzanımıza 2 2 2 2 ördüm sadece buradaki başlangıçtaki 5 tanesi birebir 5 olarak devam edecek sıramın sonuna kadar geliyorum Evet bir uçtan diğer uca kadar ikişer ikişer bütün trabzanlarım örerek geldim en son 5 tane trabzanımın olduğu yerdeyim bakınız 2 4 ve 5 beş. buradaki 5'i birer birer örüyorum her birine bir tane batıyorum ve birer birer kenarlarımızı örüyoruz. Ve en son trabzanı örüyorum. Evet sayıyorum bakınız ilimden sonra. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra örmüşüm. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen ikinci trabzanımı batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanıma geçiyorum. Ve Üçüncü iliğimizi de bu şekilde yerleştirmiş olduk. Bakın 2, 3, 4, 5. Şimdi diğer sırada hepsini ikişer ikişer ördüğümüz trabzanlarımızı bakın hepsini ikişer ikişer ördüm. Birer birer örerek eteğim istediğim boyuta gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Tabi içine beyaz bir sıramız olacak iki tane. Yani iki sıra beyaz geçeceğiz. Beyazımıza kadar Birer birer örerek devam edelim. Evet elbisemin etek kısmını örerek tamamladım. İki sıra beyazımı geçtim. Herhangi bir değişiklik olmadan normal aynı şekilde düz trabzan örerek tamamladık. Sadece rengimizi değiştirdik. Şimdi eteğimin kaç sıra trabzan ördüğüme bakmak istiyorum. bakınız 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 sıra trabzanımı örerek elbisemin etek kısmını tamamladım. Tabi bu e, elbisemizin etek kısmının uzunluğu öreceğimiz yaş grubuna göre e, daha uzuyacaktır. E, çünkü bu bakınız minik bir elbise olduğu için. 16 sıra yeterli oldu. Bakın çok güzel bir şekilde artışlarımızı yaptığımız yer eteğimizin bel kısmını çok güzel gösterdi. Şöyle bakacak olursak gayet hoş oldu. Şimdi elbisemizin üst kısmından yani yakamızın hemen dibinden başlayarak tamamen bir uçtan diğer uca kadar yani buradan başlayıp en tepe noktadan önümüzden ve etek altlarımızdan tekrar etek altımızdan en üst kısma gelerek e, sık iğne yapıp elbisemizin kenarını sık iğne ile güzelce dolaşıyoruz. Bunun için tığıma düğümümü atıyorum. Ve hemen sık iğne yapmaya başlıyorum. Buraya kadar herhangi bir farklı işlem yapmadık. Yani sizden ayrıldıktan sonra her bir ilmeğimizi ikişer artırmıştık. İkişer artırdığımız ilmeklerimizi yine aynı sırada örerek devam ettim. Sadece iki sıra e, elbisemiz denizci elbisesi olacağı için iki sıra beyazımızı ilave ettik. Yine aynı hiç artma eksilme olmadan ördük. Bütün artmalarımızı belden eteğe başladığımız sırada tamamladık. Şimdi elbisemizin şöyle ön tarafından, bakın nasıl ön yüzünden, şöyle burasını ön olarak kullanacağım. Ön yüzünden başlıyorum, batıyorum, bir tane sık iğne örüyorum. İkinci kez sık iğnemi giriyorum. Her bir trabzanıma ikişer sık iğne örerek ilerliyorum. Tabii ki elinizin ölçüsü ya da ipimiz daha kalın, daha ince ise daha kalınsa bir tane daha kurtaracaksa sık iğne ilave edebiliriz tamamen ölçüler kendi göz ayarımızda göre olursa en güzel sonucu o verecektir onun için şöyle çevirip bakalım yeterli ise yeterlidir bakınız bu bizim için gayet yeterli bir ölçü her bir trabzana ikişer sık iğne yaparak bir uçtan diğer uca kadar Örüyorum zaten etek altlarımız a, dik olduğu için hepsine birer tane batacağız. Şimdi birlikte başlarız o kısmı örmeye. Evet şimdi ben devam ediyorum aşağıya kadar elbisemin tepe noktasından başlayarak sık iğnelerimi yaparak etek kısmına kadar geldim. Etek kısmına bakın iki tane sık iğnemi ördüm ve dönüş olacağı için bir tane daha sık iğnemi ekliyorum. Toplamda üç tane sık iğne örüyorum. Eteğimin alt kısmında e, trabzanlarım dikey geldiği için her bir trabzanıma birer tane sık iğne örüyorum. Bakın araya girmiyor. Bu gördüğümüz minik e, gözün içerisine batarak örüyorum etek kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz diğer önümüzdeki olan bölümü ise aynen ikişer ikişer tıpkı bu tarafında yaptığımız gibi örüyoruz şimdi etek kısmında birer birer sık iğnemi devam ettiriyorum elbisemin yeterli uzunluğa kadar örmüştüm sık iğnelerini de sizlerle birlikte dolaşarak tamamladım hatta ben düğmelerimi de diktim şimdi e, elbisemizin bu yaka kısmını yapmaya başlayacağız hemen İlmeğimi alıyorum. Bakın sık iğnem de burada kalmıştı. İlk sık iğnemin arasına giriyorum ve sık iğnem örüyorum. Birer birer trabzanlarımın arasına batıyorum. Birer sık iğnem örüyorum. Buradaki ayrım yerine kadar sık iğnemizi örelim. Önümüz için ördüğümüz bölümlerin tamamı sık iğne Ayrım yerine geldiğim andan, bakınız buradaki e, işaretime kadar toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane trabzanım ise başını bir defa dolayarak alacağım. Ayrım yerinin içine girerek başlıyorum. Başını doluyorum. Bakın buraya kadar sık iğne ördüm. Tam ara ayrım yerin içerisinde başını doluyorum. Giriyorum ve tek seferde çekiyorum çıktığımın tekrar başını doluyorum. Diğer trabzanımın arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve sırası ile beyaz ayracımın olduğu yere kadar birer birer ilerliyorum. Tek sefer Tek seferde bakınız. Evet. Ön kısmı ayrım yerine kadar sık iğne yaptım. Sık iğnemden sonra tek seferde çektim. Ayrım yerini hemen şöyle çıkarıyorum. Bakınız bunu takmanıza gerek yok. Ben göstermek için takmıştım. 1, 2, 3, 4. Dört tane trabzanımın olduğu yere gelince bir tane daha başını dolayıp alıyorum. Diğerlerine tığımın başını doluyorum ve ikili trabzanıma geçiyorum. 1, 2 3 ayrım yerine geliyorum burada iki tane artışımı yapıyorum 1 ve 2 2 tane zincir çekiyorum ve arkadan bakınız bu arkamızı tamamen ikili trabzan olarak görüyoruz iki zincirden sonra yine aynı yere iki tane trabzanımı örüyorum ve arkadaki olan bütün bölümlerin yani trabzanlarımın arasına girerek ikili trabzan örüyorum aşama aşama yükseltik dikkat ettiyseniz önce sık iğne ile başladık sonra tekli sonra ikili trabzana çıktık sıfırdan yukarıya doğru geldim şurada iki zincirim var artış yerimi mutlaka unutmuyoruz ve ikişer ikişer sağında ve solunda trabzanlarımızı örüyoruz şimdi arkadan iki iki örmeye devam edelim Arkamı örerek geldim. Bakınız ikili trabzan şeklinde hemen burada şu görmüş olduğunuz ayrım yerine geldim. En son trabzanımı da örüyorum. Bakınız ayrım yerine gelmeden önce ikili trabzanımı ayrım yerine geldim. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki. İki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Burada artışlarımızı ee, sürekli yapacağız her ikisinde de bakınız arkamızın sağında ve solunda ikişer artışlarımız iki zincirimiz tekrar iki trabzanımız olacak ve devamında bir iki üç tane trabzanımı ikili trabzanımı ördüm ayracımı çıkarıyorum tekli trabzanıma geçiyorum yani başını doluyorum batıyorum tek seferde çekiyorum Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Aynı işlemimizi buradaki omuzla ön ayrım yerine kadar örüyorum. Tek seferde başını dolayıp alıyoruz. Ve ön kısma geçiyorum. Ön kısımda ise bütün trabzanlarımı sıkı iğne olarak örüyorum. 2 Bakın saymamıza gerek yok. Hepsinin üzerine birer birer sık iğnemizi yapıyoruz. Evet. En son şuraya bir tane daha batalım. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen sık iğne olan bölümlerimi sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. Ön kısmımız sık iğne, tekli trabzan olan bölüme geçiyorum, başını doluyorum, tekli trabzan olarak tek seferde örüyorum. Artma eksilme bu burada yapmıyoruz, tekli trabzan örerek ilerliyorum. Tekli trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bakınız şurada iki tane artışımızı yapmıştık, üç tane de ikili trabzanımızı örmüştük. Bakın çok az kalmış hemen örüyorum, başını doluyorum, tek seferde örüyorum, başını doladım, tek sefer ördüm. iki arttım. Bakınız üç tane de çift olarak örmüştüm. Hemen örmeye başlıyorum, başını doluyorum, bir, iki. 3 4 5 zincirimin olduğu yere geliyorum zincirimin olduğu yerde iki tane trabzanımı örüyorum ve artışımı bu bölüm için yapıyorum 2 zincir çekiyorum tekrar iki tane trabzanımı örüyorum ve arkayı tamamen ikili trabzan örerek büyütüyorum İkili trabzan olarak ördüğümüz yerleri ikili trabzan, tekli trabzan ördüğümüz yerler tekli ve sık iğnelerimiz yine sık iğne olarak devam edecek. Yalnız burada sadece fark olarak artışlarımızı ikişer ikişer yapıp araya iki tane zincirimizi çekeceğiz. Devam ediyorum. Son trabzanımı ördüm. Hemen araya iki tane trabzanımı örüyorum. Zincirimin içerisine bir ve iki tane tekrar zincir çekiyorum. Aynı yuvaya iki artış daha yapıyorum. Bir ve iki. Tığımın başını doluyorum. İkili trabzanlarıma devam ediyorum. İkili trabzanlarımı bitirdim. Bakınız, burada tekli trabzanlarımın olduğu bölüme geldim. Bu kısımları tekli trabzan olarak örüyorum. Şuradaki bakınız, omuz ayrım yerine kadar tekli trabzanımız zaten belirli ve sık iğnemi örmeye başlıyorum. Uca kadar sık iğne olarak devam edelim. Yakamızı örmeye devam ediyoruz. Lacivert ipimi kestim, beyaz ipime bağladım ve hemen başlamak istiyorum. Birinci sık iğnemin içerisine giriyorum ve bir tane sık iğnem örüyorum. İkinci sık iğnemi sadece giriyorum, çekmeden bekletiyorum ilmeğimi ve üçüncü sık iğnemi yine aynı şekilde tek seferde alıyorum bakınız hepsini aynı anda çekiyorum ve daralmaya geçiyorum diğer sık iğnelerimi sırası ile örüyorum birer birer tekli trabzanımın olduğu yere doğru sık iğnelerimi örüyorum tekli trabzanımın olduğu yere geldim tığımın başını doluyorum Tek seferde çekiyorum, başını doluyorum, tek seferde çekiyorum. Bakın, tek seferde çekerek ilerliyorum. İkili tırabzanımın olduğu yere bakın, şurada zaten çok belli. Şimdi bir ve bir tane daha tekli ördükten sonra. İkili trabzanımın olduğu bölüme geçmeye başlıyorum. Tağın başını doluyorum. Bakın, ikili trabzanımın olduğu yere geçtim ve örüyorum. Artışlarımızı ikili trabzanımızda yaptığımız için artık bayağı ikili trabzanımızı örmekteyiz yakamızda zincirime kadar örüyorum. zincirimin olduğu yere geldim. İki tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere iki trabzan daha örüyorum. Bir ve iki. Şöyle bakalım. Aşama aşama geliyoruz. Bakınız sık iğnelerimiz, tekli trabzanımız ve çiftli trabzanlarımız, ikili trabzanlarımız örüyoruz. Zincirimizin içerisine geldiğimiz zaman iki trabzan, iki zincirimizi tekrar örüp trabzanlarımızı yani ikili trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Hemen ilk trabzandan örmeye başlıyorum. Bakınız ilk trabzanımı örüyorum. Sırası ile ilerliyoruz. İkili trabzanlarımızın olduğu bölümdeyiz. Yakamızı buradan büyütüyoruz. artış yerime kadar ilerliyorum. Bakın ikili sadece ikili tırabzanımı örüyorum. Onun için seri bir şekilde örmeye gayret ediyorum. Evet, zincirimin olduğu yere geldim. 2 tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2. Daha sonrasında ikili trabzanlarım bakınız buraya kadar örmeye devam ediyorum. 2 Zaten çok belirli. Şöyle baktığımız zaman son ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında tekli trabzanlarıma geçiyorum. Trabzanımdayım. Tekli trabzanımdayım. Bakınız. Şimdi sık iğnemin olduğu yere geçiyorum. Sık iğnelerimi birer birer örüyorum. Evet, sona doğru bir tek seferde çekiyorum ve bir tane zincirle ipimi kesiyorum ve diğer lacivert ipimi örmeye başlıyorum bir sıra sadece yeterli şöyle görelim bakınız elbisemizin arkasına doğru şu şekilde yandan itibaren dönmeye başladı bile şöyle önümüz tabii ki az olacak şöyle bakınız gayet güzel Şimdi lacivertle bir sıra daha öreceğiz. Yine aynı şekilde ikili trabzanlarımız, tekli trabzanlarımız ve sık iğnelerimizi örerek devam edelim. Şimdi tekrar lacivertimle başlıyorum. Bir tane battım. Hemen sıradaki sık iğnemi bir tane örüyorum ve çekmiyorum. Diğerini de alıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum ve azalmaya gidiyorum. Ve devam ediyorum sırası ile sık iğnelerimi örmeye şöyle bakınız tekli trabzanımın olduğu bölüme geldim tekli olarak örüyorum şuradaki de ipimizi birlikte almayalım. Şöyle tekli ikili trabzanımın olduğu yere geldim. Hemen ikili trabzan olarak örmeye başlıyorum. Son trabzanımı ördüm. Artış yerime geldim. 2 tane trabzanımı hemen örüyorum. Artış yerimin içerisine. Şöyle bakınız. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Ve bu aradaki kalan bütün bölümü artış yerime ve bu ikili trabzanlarımın olduğu yere kadar ikili olarak örüyorum. Ve buradaki artışlarımı yapmayı unutmuyorum. Evet başa kadar geldim. Bakınız trabzanlarımı ördüm, tekli trabzanlarımı ördüm ve sık iğnelerimi ördüm. Sık iğnelerimi ördükten sonra bakınız baştan bir, iki sık iğnemi aynı anda alıyorum ve çekiyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Eksilme işlemini yaptım yukarıya doğru. Örgümün tekrar yönünü çeviriyorum. Yine lacivert ipimle örmeye devam ediyorum. Bir tane zincirimi çektim hemen dibine bir tane batıyorum ve bir tane dibine batmadan bir tane ileriye batalım ve bir ileriye daha batalım hepsini aynı anda çekelim ve bakınız mailimizi gerçekleştirelim sık iğnemi tekrar örüyorum ve tekli trabzanlarımın olduğu bölüme geliyorum Buradan bakınız yakaya çok güzel bir oyuntu verdik. Yakayı kabartmadık. Zaten sık iğneydi. Sık iğnelerimizi halen devam ettirmedik. Yavaşça azalarak geldik. Şimdi tekli trabzanlarımızı başını dolayarak örüyorum. Şurada başını dolayarak örmedim zannedersem konuşurken. Başını dolayalım. Başını dolayarak örelim. Aşağıdan yukarıya doğru güzel bir geçiş yaptık. İkili trabzanların olduğu yere geçiyorum ve aynı işlemlerimi yaparak ilerliyorum. Buraya kadar ikili trabzan ve ikişer ikişer artalım, arkayı tamamen örelim, yine ikişer ikişer artalım ve diğer uçta azalma yerinde görüşelim. Yakımı uca kadar yine geldim. Bakınız bir ve son iki aynı anda alıyorum ve çekiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar beyazımı örmeye başlıyorum. Evet, sıramızın başına geldik. Tekrar beyazımızla örmeye başlayalım. Son ilmeğime taktım beyaz ipimi ve başlıyorum. Hemen yanındakine bir tane alıyorum ve bir sonrakine yine bir tane alıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum ve diğer sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum daralma işlemini yaptım. Beyazımızdan sonra bir ya da iki sıra daha lacivertimizi ördükten sonra sıramızı bitirelim. Tığımın başını doluyorum. Tekli trabzanlarımın olduğu bölüme geliyorum. Aynı işlemlerimizi burada tekrar ediyoruz. Yaka kısmından daralırken arka kısmındaki buradan şu görmüş olduğumuz yerden ikişer ikişer artışlarımızı yapıyoruz. Tekli trabzanlarımızı tek olarak örüyoruz. Yine ikili trabzanlarımızın olduğu yere gelince ikili trabzan olarak örmeye başlıyoruz. Bakınız ikili trabzanın olduğu yere geldim. Ve ikili trabzan olarak örmeye başlıyorum. Elbisemizi dilediğimiz yaş grubu için öre, örebilirsiniz. Sadece başlangıçta zincir sayımızı fazla tutup bölümlerine ayırırken ona göre ayırdığımız zaman herhangi bir şekilde farklı bir işlemimiz yok. Aynen artışlarımız devam edecek. İkili trabzanlarımı örerek ilerliyorum. artış yerime geldim. 1 ve bir tane daha 2. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 tane artışımı yapıyorum. 1 ve 2. Ve sonrasında arkadaki bu görmüş olduğumuz bütün trabzanlarımı örerek geliyorum. Yine artış yerime 2 tane artış 2 zincirimi tekrar yapıyorum ve ikili trabzanlarımı, tekli trabzanlarımı sık iğnemi en son kesiyorum. Yani daraltıyorum. Orada yine görüşelim. Bu kısmı tamamen aynı şekilde örelim. Artış yerine geldiğimiz zaman iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız şurada yapmış olduğumuz gibi yapalım. Aradaki işlemimizi aynen ikili trabzan olarak örelim. Son uca kadar geldim. Son iki tane sık iğnemin olduğu yerdeyim. Bir, ve en son sık iğnemin olduğu yere giriyorum. 2 hepsini aynı anda alıyorum ve bir zincir çekerek makasım yardımıyla kesiyorum. Evet ipimi kopardıktan sonra diğer tarafta ipim e, lacivert ipim beklemekteydi. Hemen beyaz e, sık iğnemin olduğu yere giriyorum. Şöyle bir tane alıyorum. Bir sonraki sık iğnemin olduğu yere geçiyorum ve tek seferde çekiyorum ve birer birer ilerliyorum. Tek trabzan ördüğüm yere kadar sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Bakın nasıl tekli trabzanlarımın olduğu yere de hemen geldim. Şu şekilde başını doluyorum, batıyorum, başını doluyorum, batıyorum, başını doluyorum ve bu şekilde ilerliyorum. Şimdi ikili trabzanımıza başlayabiliriz. sırası ile artış yerimize kadar trabzanlarımızı örerek devam edelim. Şurada önemli olan şöyle meylimizi vermek. Şöyle baktığımız zaman bakınız şu meyli verelim. Bu meyli en güzel şekliyle verdiğimiz zaman yakamız gayet güzel olacak. Zaten arkamız şu şekilde düz bir şekilde inecek bakın düz bir burada artışlarımızı devam ettirdiğimiz için hiçbir problem olmadan burası burada önemli olan şuradaki meylimizi güzelce verelim eksilmelerimizi yaparak arkadaki ikili trabzanlarımızı örmeye başladıktan sonra ikişer ikişer artalım yine bir sıra lacivertimize başlamıştık bir sıra daha örelim ve tamamlayalım Evet elbisemizin önü bakınız bu kadar güzel oldu şöyle arkasına da bakacak olursak arkası da aynı şekilde çok şık oldu. Şimdi kolumuza bir sıra beyaz ördüm. Bir tanesine bakınız. Diğer kolumuzu da sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Tığıma düğüm atarak başlıyorum. Tığıma bir tane düğüm attım. Hemen kol altına geliyorum. Tam kolumuzun altındaki bölüme girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki bölüme tekli trabzan yandakine artık bakınız artış yerimizin olduğu yere ikili trabzan örerek her bir trabzanımızın içerisine birer birer trabzanımızı örerek gelelim ve kolumuzu da bu şekilde tamamlamış olalım kolumun altını dolaşarak geldim en son noktaya yaklaştım bakınız başını doluyorum tekli trabzan olarak örüyorum en son başlangıç noktamdaki sık iğnemi giriyorum birleştiriyorum ve bir zincirimle tamamlıyorum ve makasımla keseceğiz şu şekilde kolumuzu da tamamladık Evet sevgili arkadaşlar elbisemizin sonuna geldik ve bu şekilde tamamladık elbisemizi şöyle arkasına da bakalım arkasında bu şekilde görmekteyiz örmüş olduğumuz artışlarımızı solundan ve sağından yaparak arttığımız bakın yakabımızda çok güzel görülmekte. Eteğimizin burada görmüş olduğum büzgüler de çok güzel durdu. Evet. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.